2023 yılı Amerika Birleşik Devletleri piyasalarında yapay zeka yılıydı diyebiliriz. Yapay zeka ile uzaktan yakından ilgili olan bütün şirketlerin hisse senetleri koptu gitti. Özellikle Nvidia, AMD gibi mikroçip şirketleri tam anlamıyla uçtular. Peki şimdi sıra yapay zekada hangi oyunda? Portföyümüzde yapay zeka sayesinde ileride başarılı olacak çok sayıda şirket var. Ama açıkçası kişisel bilgisayar dünyasını hiç bu çerçevede düşünmemiştim. Dell, HP, Lenovo gibi bazı firmalar yapay zeka devriminde kendilerine yepyeni fırsatlar yaratmak üzereler. Neden? Çünkü artık kişisel bilgisayarlar yapay zeka dostu haline geliyor. Ve bu kişisel bilgisayarlara karşı talebin artacağını, onları çok daha geniş alanlarda kullanabileceğimizi, bundan dolayı da yeni bir yazılım ve aplikasyon devriminin ilk adımlarında olduğumuzu bize söylüyor. Bu tür ilk adımları yakalamak çok önemli. İşte o yüzden bugün size hangi teknolojik gelişme kişisel bilgisayarları yapay zeka dostu haline getiriyor? Bu ne anlama gelir, neleri değiştirebilir, nasıl yeni pazarlar yaratabilir ve belki de hepsi önemlisi hangi şirketlerin hisse senetleri bundan orta uzun vadede olumlu etkilenir? Bütün bunları anlatmaya çalışacağım. Tabii ki anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değil. Sizi teknolojiyle barıştırmaya ve teknolojinin geleceğini sevdirmeye çalışıyorum. Oradan biraz para kazanırsak o da tabii ki güzel olur. Yapay zekayı biz ölümlülerin emrine açan ChatGPT, DALL-E, Midjourney veya Google Bard gibi uygulamalar dev merkezi serverlar üzerine çalışıyorlar. Bu uygulamaları kullanırken sizin bilgisayarınızın işlem kapasitesine pek ihtiyaç yok. Siz örneğin ChatGPT'den bir istemde bulunduğunuzda merkezi dev bilgisayarlardaki dev Nvidia çipleri size için hızlı hızlı çalışıyor ve sizin önünüze sonuçlar getiriyor. Bu merkezi yapıların belli problemlerin çözümünde hep önemli bir yer olacağı kesin ve o pazarın açık ara kazananı Nvidia. Ama yeni bir pazar doğuyor. Burada benim yapay zeka ile olan ilişkimi merkezi bir server üzerinden değil, kişisel bilgisayarımda çözebileceğim yeni bir teknolojiden bahsediyoruz. İşte bunu sağlayan mikroçiplere NPU yani Neural Processing Unit adı veriliyor. Kişisel bilgisayarlarda CPU'larımız var. Bunlar hesaplama, kitaplama bu işleri başarıyorlar. GPU'lar var. Grafik arayüzler. Bunlar sayesinde video editliyoruz, görseller ekliyoruz, web siteleri tasarlıyoruz, grafikler oluşturuyoruz. Şimdi de NPU'lar. Yani Neural Processing Unit'ler. Bunlar da bilgisayarımızın kendisini bir yapay zeka ünitesi haline getiriyor ve bu sayede dev merkezi yapay zeka platformlarından kişiselleşmiş kendi masamızın üzerindeki yapay zeka ünitelerine doğru dönüyoruz. Peki yapay zekanın gücünden kişisel bilgisayarlarımızda yararlanmanın avantajı ne? Birkaç tane önemli avantajı var. Bunlardan ilki ve belki en önemlisi gizlilik. Çünkü merkezdeki büyük bulut üzerinde çalışan yapay zeka platformlarında yapay zeka kullanırken oraya her türlü veriyi sağlamanız lazım. Eğer kişisel bir kullanıcıysanız kişisel isteklerinizi, arzularınızı, beklentilerinizi, neyi sevip neyi sevmediğinizi, eğer bir kurumsal kullanıcıysanız bu kez de kurumunuzla ilgili bilgileri oraya da paylaşmanız gerekiyor. Pek çok insanın bundan çekindiği net. Bu kadar çok bilgiyi merkezi kontrolümüz dışındaki bir yapay zeka sisteminin emrine sunmak her yönden endişe verici. Kişisel bilgisayarlar yapay zeka dostuysa buna ihtiyaç kalmayacak. Birinci büyük avantaj bu. İkinci büyük avantaj elbette maliyetler. Burada maliyetleri de geriye çekmek mümkün. Çünkü milyonlarca kullanıcıdan gelen yapay zeka işlem taleplerini karşılamaya çalışan şirketler bunun için Nvidia'nın GPU'larını kullanıyorlar. Bunlar çok pahalı, çok yüksek enerji maliyetleri var aynı zamanda. Mesela Microsoft'un ChatGPT işbirliği sayesinde ofis ürünlerine yapay zeka getirdiği çözümde aylık kullanıcı başı giderin 50 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu maliyetten kurtulmak artık mümkün çünkü belki biraz daha pahalıya alacağınız bir kişisel bilgisayar sayesinde bütün bu kapasiteye ulaşabileceksiniz. Üçüncüsü hızlanma. Çünkü mevcut sistemde taleplerimizi merkezi bir sistem karşılıyor. Mesela bu yüzden ChatGPT'de ücretli aboneler daha hızlı hizmet alıyor çünkü onlar önceliklendiriliyor. Bunu kendi bilgisayarınıza getirdiğinizde başkalarını beklemeden hızlıca yapay zeka işlemlerinizi yapabileceksiniz. Ve latency'den de kurtulacağız. Yani o merkezi bilgisayarla veri akışı sırasında yaşanan gecikmelerden de kurtulacağız. Mesela bu bilgisayar oyunlarını kökten değiştirebilecek bir şey. Kişisel bilgisayar oyunları bu sayede çok daha akıllı hale gelecek ve oyunda şu anda pasif kalan yan karakterler oyuna belki yapay zekanın gücüyle katılabilecek yepyeni deneyimlere doğru gidebileceğiz. Ve son olarak da bilgisayarlarımıza NPU'ları kattığımızda belki bugün için hayal edemediğimiz yepyeni şeyler yapacağız. NPU tabanlı bir bilgisayarda belki yepyeni fırsatlar öne açılacak. Bu konuda iki tane enteresan örnek var hoşuma giden. Mesela Microsoft'un Surface isimli yeni kişisel bilgisayarlarında yapay zeka becerisi var. Bu sayede gürültülü bir ortamda kayıt yaparken daha kayıt aşamasında bütün arkadaki
gürültünün elenmesi mümkün hale geliyor. Bugünkü işleyişte önce kaydı yapıyoruz, daha sonra ise yapay zeka veya bazı özel programlarla o arkadaki gürültüyü temizliyoruz. Ama bu hem ses kalitesinin düşmesine neden oluyor hem de zaman ve enerji kaybı. Yeni sistemde ise sistem akıllı olduğu için daha kayıt sırasında sizin sesinizle etraftaki gürültüyü birbirinden ayırıp doğru şekilde kayıt yapmanızı mümkün hale getirebiliyor. Son günlerde ilgiyle takip ettiğim Rewind ise kişisel bilgisayarlardaki yapay zeka sayesinde sizi adeta çoğaltıyor. Kişisel bilgisayarınızda yaptığınız her şeyi, her aramanızı, her tuşa dokunuşunuzu, her bekleyişinizi kaydediyor ve bunlardan ileride size akıllı sonuçlar üretebiliyor. Mesela geçenlerde şununla ilgili bir araştırma yapıyordum ya, neleri okumuştum deyince onu size bulup gelebiliyor. Veya bir makaleyi okurken uzun süre odaklandığınız bir yeri alıp onun sizin için önemli olduğunu fark edip özel bir not haline getirebiliyor. Böylece sizin kişisel bilgisayarla olan ilişkinizi çok daha simbiyotik hale getiriyor. Intel'in konuyla ilgili enteresan bir web sitesi de var. Bu tip işlemcilere sahip kişisel bilgisayarlar üzerinde aplikasyonların neler yapabileceğine dair işbirliklerinden bahsediyor. Audacity, Blackmagic Design, Buffer Zone gibi ilginç örnekler var. Biraz önce bahsettiğim Revint de yine buradan bir örnek. Bir de son olarak bence bizi sansürden kurtaracak bir sistem bu. Geçenlerde Adobe üzerinde fotoğrafımı biraz değiştirmeye çalıştım ve böyle çok dayak yemiş bir fotoğraf yaratmaya çalıştım. Hani borsada dayak yedik gibi. Fakat bir yere kadar izin verdi. Daha sonrasında bu bizim kurallarımıza aykırı deyip kendi fotoğrafımı kendim istediğim gibi edit etmemi engelledi. Aynı şekilde şu anda ChatGPT ve Bard gibi merkezi sistemlerde de bir takım sansür mekanizmaları var. Bunlardan da kurtulabiliriz ve kendi istediğimiz şekilde yoğuracağımız, eğiteceğimiz, geliştireceğimiz bir yapay zekaya sahip olabiliriz. Bu da yaratıcımızın önünü çok daha fazla açar gibi gözüküyor. Peki bu devrimden hangi firmalar olumlu etkilenecek? Kişisel bilgisayar üreticileri ve mikroçip üreticileri elbette ilk etapta. Daha sonra da bir örnek olarak sunduğum Rewind gibi bazı yazılım ve aplikasyon geliştiriciler. Ama ilk etapta dikkat etmemiz gerekenler sanırım donanım tarafında. Dell Technologies mesela enteresan bir örnek. Bu yıl içerisinde fiyatı %69 arttı bu hisse senedinin ve 2024 yılında yapay zeka çipine sahip ilk bilgisayarını piyasaya süreceğini söylüyor. Lenovo'ya bakıyoruz. Lenovo biliyorsunuz IBM'in kişisel bilgisayar ünitesi satın aldı ve ondan beri hızlı büyüyor. Bu da 1 milyar dolara yakın parayı 3 yıl içerisinde bu alana yatıracağını söylüyor. Mikroçip üreticilerinden AMD geçen hafta müthiş bir bilanço açıkladı. Hisse senedi çok hızlı arttı. Onun CEO'su Lisa Su da diyor ki kişisel bilgisayarlara yapay zeka becerisi getiren mikroçipleri önümüzdeki günlerde piyasaya süreceğiz. Intel'in bu konuda projeleri var. Micron Teknoloji'nin projeleri var. Apple geçen hafta düzenlediği ve M3 mikroçip tabanlı yeni kişisel bilgisayarlarını anlattığı gün bu bilgisayarların bazı yapay zeka becerilerine sahip olacağını da söyledi. Zaten şu anda da var. Mesela parmak izimle beni tanıyıp açıyor. Bu bir yapay zeka becerisi. Bunu daha da geliştireceğini söyledi. Arm Holdings enteresan bir firma. Bir İngiliz mikroçip tasarım firması. Qualcomm ve AMD'nin kişisel yapay zeka çiplerini tasarlıyor. Bu şirketin iş modelinde bu mikroçipler satıldıkça da kendisine bir patent hakkı geliyor. Bu yönden önümüzdeki günlerde ilginç bir yatırım haline geleceğini düşünüyorum. HP tabi dev bir kişisel bilgisayar üreticisi. Yine bu alandaki oyunculardan bir tanesi. O da gelecek yıl içerisinde kişisel bilgisayarlara yapay zeka getireceğini söylüyor. Qualcomm'da bir mikroçip tasarımcısı olarak bu oyun içinde yer alacağını iddia ediyor. Şimdi bu listeye baktığımızda buradaki mikroçip üreticileri zaten şu anda ucuz değiller. Bunların hisse senedi değerleri yılbaşından beri oldukça hızlı bir şekilde yükseldi. Ama kişisel bilgisayar üreticilerinde bir takım fırsatlar var diye düşünüyorum. Mesela yatırım için düşünmeye başladım. Dell bilgisayara baktığımızda bu şirketin değeri 50 milyar dolar civarında. Dünyada en çok kişisel bilgisayar satan şirkettir hala. Apple'ın 3 trilyon dolarlık değerlemesiyle kıyasladığımızda bunun ne kadar küçük bir rakam olduğunu eminim siz de görüyorsunuz. Şirketin son 12 aylık kazançlarından yola çıktığımızda fiyat kazanç oranı sadece 9.72. Sektör ortalamasında bu 18.69. Yani oldukça ucuz bir şirket. Peki neden ucuz? Çünkü büyümeyen bir şirketti bu. Kişisel bilgisayarlar özellikle Covid'den sonra hızlı bir küçülmeye maruz kaldılar. Covid sırasında yıllık kişisel bilgisayar satışı dünyada 279 milyondu. Bu yıl 225 milyon civarında bekleniyor. Dell de bundan nasibini alanlardan bir tanesiydi. Neden Covid sırasında kişisel bilgisayar satışları arttı? Çünkü evde daha fazla oyalandık, daha fazla oyun oynamak istedik, daha hızlı bilgisayarlara ihtiyaç duyduk. Şimdi insanlar yavaş yavaş ofise dönmeye başladıkça ve o dönemde aldığı bilgisayarların henüz döngüsü de tamamlanmadığı için kişisel bilgisayar
bilgisayar satışları hızla düşüyor. İşte yapay zekayı destekleyen mikroçipli kişisel bilgisayarlarda bu döngü tersine dönebilir ve tekrar büyüme başlayabilir. Bu durumda Dell'in değeri yukarı çıkacaktır. HP'ye bakalım. HP'de şu anda fiyat kazanç oranı ileriye yönelik 7.47. Şirketin değeri 20 milyar dolarlara kadar inmiş. Yani Nvidia'nın küsuratı aslında bu şirket şu anda. Son 12 aydan baktığımızda fiyat kazanç oranı 7.21. Bu şirket Dell gibi küçülmüyor. Hafif de olsa bir büyüme var. Çünkü kişisel bilgisayar dışında da ürünleri var ama yine de büyümesi çok ciddi bir rakam değil. İşte bundan dolayı da değeri düşük. Ya büyüme geri gelirse? Bir de Lenovo'ya bakalım. Lenovo'nun da değeri şu anda sadece 14.7 milyar dolar. Yine kişisel bilgisayar alanında büyük oyunculardan bir tanesi. Bu şirketin de ileriye yönelik fiyat kazanç beklentisi 13.77. Bu da sektör ortalamasının epey altında. Tabii bu anlattıklarımdan şöyle bir izlenim uyanmasın. Bu şirketler derhal yapay zekalı çiplere dönecekler, satışları acayip patlayacak. Öyle değil. Yeni bir teknolojiye adapte olmak zamanımızı alıyor ve insanların yapay zeka tabanlı bilgisayarlarla neleri farklı yapabileceklerini, bunun onların hayatını nasıl iyileştireceğini kavramaları uzun zaman alacak. Ayrıca bunu mümkün kılan yazılımlar ve aplikasyonların gelişmesi de yine süre alacak. Ama eğer yatırım vadenizi uzatıyorsanız kişisel bilgisayar dünyasını bir göz önüne almakta fayda var. Bunları mikroçipten üreten firmalar da elbette değerlenecekler ama onlar zaten ucuz değil. Mesela AMD'ye baktığımızda ileriye yönelik fiyat kazanç oranı 42.31. Nvidia'ya baktığımızda aynı oran 41.29. Yani bu şirketler epey pahalı. Oysa kişisel bilgisayar üretme firmaları hala ucuzlar ve alacakları bir yol olabilir. Ama bu devrime sadece yatırımcı olarak bakmamak lazım. Siz kişisel olarak işinizi nasıl yapacaksınız? Önümüzde ne gibi yeni farklı iş yapma imkanları çıkıyor? Yeni mesleklerde olacak, hangi yeni aplikasyonlarda olacak? Son derece heyecan verici bir günün doğumundayız. Soru ve yorumlarınızı mutlaka beklerim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.